Ben de mesela Cemil İpekçi de benim esin kaynağım olmuştur yaptığı. Ben onu belki biraz daha resme dönüştürdüm. İşte bu biraz tabii tasarımcı gözüyle bakmaktan da kaynaklanan bir şey. Bir de yurt dışındayken bile Türkiye'yi takip ediyorsun. O sırada Türkiye'de zaten, tabii ki Londra'daki. Senin bir de tasarımcı kimliğin var. Hatta bu kimliğin içine bir artback sıkıştırmışsın. Bundan biraz bahseder misin? Şimdi artback şöyle bir şey. Ben tabii çevre konusunda çok zaman içerisinde duyarlı olmaya başladım. Ve de tabii sanatın çok güncel hayatın içinde olmasını istiyorum. Hani bir tablo alıyorsunuz, bir tek onu sahip olan görüyor onu salonunda, öyle diyeyim. Ben hani güncel kullanım alanları içinde olsun istiyorum sanat. Bu yüzden hakikaten Artback diye 2011 yılındaydı zannediyorum bir koleksiyon hazırladık. Hatta sevgili Maria Kılıçlıoğlu heykeltıraş olarak o giysi tasarladı. Ben çanta tasarladım ama benim her bir çantamın üzerinde bana ait bir resim vardı. Yani baskı falan değil. Benim kendi elimle yaptığım bir resim. Resimler vardı. Belki şeylerimizin içinde geçebilir onlar görsellerimizin içinde. Şimdi 4000 dolara da bir çanta alabilirsiniz. 5000 dolara da alırsınız ama o çantalar o çantalar her halükarda o parayı olan, o parayı veren herkesin alabileceği bir şey. Yani az sayıda insan alır ama neticede parası olan alabilir. Tabii. Ama Artback koleksiyonunda her bir parça bir adet. Hakikaten benim çok severek hazırladığım bir koleksiyon bu. Biraz da işte dönüşüm olsun dedik. Hatta bir kısmı bunların eski çantalar, bir kısmı yeni çantalar. Tabii ki çok, büyük bir keyif aldım ben. Zaman içerisinde birçok ünlü tasarımcı, dünya markaları bu çantaların benzerlerini yapmaya başladı. Bu da tabii benim için çok ayrı bir mutluluk oldu. Öyle diyeyim. Çok güzel. Yani ben nereden esinlendim? İşte bir yerlerden esinleniyorsunuz. Bir gün Amerika'da böyle bir mağaza gezerken bir deri çanta gördüm. Üzerine bir tek fırça darbesi vurmuşlar. Aa dedim ki ya bu bir fırça darbesiyle bu bir eser oluyorsa ben bunun hani bunun daha iyisini yapayım dedim. Böyle bir 60 parçalık bir koleksiyondur bu. Evet. Çok en severek yaptığım koleksiyonlardan birisi. Çok güzel. Peki sanat adına nasıl bir Türkiye'de yaşamak istersin sevgili Selin? Ya sanatın günlük hayatın içine girdiği, ulaşılamaz olmadığı bir Türkiye'de yaşamak isterim. Gençlerimizin biraz daha fazla sanat bilinci olsun isterim. Şimdi yıllar önce Paris'te bir sergim var. Bir genç kız 22-23 yaşlarında defalarca geldi gitti o sergiye ve benimle hiç irtibat kurmadı. Yani benimle bir şey konuşmadı. Ancak serginin son günü geldi dedi ki ben şu eserinizi satın almak istiyorum. Fakat daha 22-23 yaşında. 22-23 yaşında. Bravo. Ve dedi ki bu benim ilk sanat eserim olacak. Fakat ben bunu o kadar beğendim ki bana ne yapabilirsiniz maddi olarak? Yani hakikaten gördüm kız devamlı geldi gitti. En sonunda dedi ki ilk orijinal sanat eserim olacak. Bayıldım kıza. Yani ben ona çok uygun bir fiyatla böyle 9 takside falan böldük yani yaptığımız şeyi, anlaşmayı. Mesela bu beni çok etkiledi. Veyahut hep onu görürüm mesela. Ne bileyim sergi salonunun kapısında bekleyen, sabahın köründe bebek arabalarıyla, kucaklarında bebeklerle bekleyen insanlar görüyorum kendi yaptığım sergilerde. Yani çocukluktan verilecek bir bilinç olduğunu inanıyorum. Bugün bizim sergilerimizde çocuk görüyor musunuz? Hiç görmüyoruz. Öyle bir şey söz konusu değil. Tamam açılışa getirmeyebilirler ama sonradan gezdirebilirler. Ben bunu birkaç söyleşimde dile getirdim. Bu yüzden sanıyorum işte Nişantaşı'nda ki Nilüfer Hatun İlkokulu'ydu galiba. Öğretmenler görev vermişler çocuklara. Evet, işte 15 sergi gezdi. Ama yani çocukları görüyorum. Çocuklar kapıyı çalıyor. O zaman benim de bir galerim vardı. Kapıyı çalıyorlar. Saatçinin adı ne? Katalog verir misiniz? Tabii. Gidiyorlar. Ödevi var çünkü. Yani, ödeve götürecek. Hatta öyle bir şey ki ben de yokum o sırada. Benim bir sergim var. Şu elinizdeki şu katalogdan bizde hiç kalmadı. Çünkü benim ortağım her gelen çocuğa vermiş. Ben de katalog yok. Doğru. Son kataloğum şu anda masamda. Masanızda. Hepsi çocukların evinde. Yani diyorum ki çocuğum bakın öğretmeninize bunu götüreceksiniz. Öğretmen de böyle oldu herhalde kataloglar. Tabii. Size gelin ben resimleri anlatayım. Ama şöyle de oldu. Bazıları anneleriyle geldiler.
İşte o anneler, evet, yani mesela anneleriyle gelenlerde hayatlarında ilk defa bir sergi geziyorlar. Tabii. Çok mutlu oldular. Ama tabii bunlar yani çok ufak çabalar. Bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. O anneyle beraber geldikten sonra anneleri tek gelmeye başladı. Evet, babaları, anneleri, evet. Yani öyle, bana, ama gene anneler geliyor. O hocamız sayesinde bir kültür kazandı o bölgedeki, evet, inanın. Evet, evet. Ve bunu başka yerlerde de yapıyorlar. Yani ben mesela bunu çok üstünde duruyorum. Çünkü hakikaten o bilincin çok, mesela evet, şimdi yeni yeni İstanbul Modern falan da böyle çocuk atölyeleri falan kuruyor. Ben bunu mesela İstanbul Kültür Başkenti sırasında yazdığım yazılarda çok söyledim, yani 6-7 sene önce. Oralarda mesela Amerika'da müzelerin çocuk bağışçıları vardır ve onlara bir kart verirler. Yani sen MoMA'nın bağışçısısın, ama çocuk belki $1 veriyor. Anladım. Belki $10 veriyor. Ve onlara mesela sanatçı atölyelerini gezdirirler. Konserlere, sinemalara onların indirimleri vardır. Hı-hı. Bakın, o çocukları teşvik eden tabii şeyler ki bunlar. Tabii ki. Onları bir şekilde pop kültürle bu tarz kültürü birleştiren şeyler bunlar. Böyle olmasını çok isterim. Yine geçmişteki bir projem vardı benim, ama gerçekleşemedi, ama umarım ki başkası gerçekleştirir. Zaten benim gerçekleştirmek gibi bir amacım da yoktu. Ben mesela havaalanlarında bir müzenin olmasını çok arzu ediyorum. Çok uzun süre vakit geçiriliyor orada. Çünkü İstanbul çok önemli bir ulaşım noktası. Çok önemli lokasyon oldu. Çok evet, lokasyon, 5-6 saat bekleyen var. Hı-hı. Tabii ki bunları da ben kendimden böyle, hani keşke o kadar yaratıcı olabilsem, kendim bu fikirleri çıkarabilsem, ama değil, biraz da bu görmekle alakalı, hı-hı, bir şey. Ben zannediyorum Peru'ya bir yere uçuyorum. 3 saat kadar Amsterdam havaalanında bekleme süremiz var. Hı-hı. İşte ben de uçak mecmuasını karıştırıyorum. Hani ne var, ne yapabilirim havaalanında diye. Bir baktım bir müze var orada. İlk defa gördüğüm bir şey. Ya, ya tabii haliyle diyorsunuz ki bunlar, Amsterdam ne kadar bir kontak noktası. Yani İstanbul bunun fersah fersah. 20 kat ya, daha fazla. Fazla. Tabii. Çok isterdim İstanbul kültür başkenti olduğu zaman çok büyük heykeller olsun havaalanında. Çok büyük eserler duvarlara konsun. Çok arzu ederdim. Çok bunlar güdük projeler, doğru, olarak kalıyor. Yapılamıyor. İnşallah 3. havalimanına böyle bir proje düşünülebilir. Bir iki ufak çaba gördüm. Mesela evet, bir gün baktım ki havaalanında uçuyorum. Böyle şeffaf şeylerin üstünde kaftan, hı-hı, sergisi. Tabii biraz Osmanlı'ya yönelik, evet, bir şey yapmışlar. Ama çok güzel modern sanat eserler olabilir. Yani onları koruma altına 3-4 alabilirsiniz. 3-4 ay evvel Sabiha Gökçen'de Devrim Hocamızın bir sergisi vardı mesela. Oradan ne kadar geçenler güzel, göre bu, ne kadar güzel bu gayet şey, başarılı. Ha, bunu her fırsat bulduğumda, tabii, söylemek istiyorum. Bir de mesela bakın sizin galerinizde Nişantaşı'nda Maçka o kadar büyük bir park ki, yani bugün bir Paris'e giden herkes o bilmem ne nehrinin kenarındaki sanatçıları geçiyor, izlemek ister. Hı-hı. Mesela pazar gününü ona ayırır. Hı-hı. Yani her yerde vardır. Mesela tabii, bizde böyle bir şey yok. Bizde sokaklarda bir sanatı görmenin imkanı yok. Mesela ben çok isterim Maçka Parkı pazar günü sanatçılara açılsın. İnsanlar orada hem resim, hı, yapsın, hem işte şey yapsınlar, resimlerini satsınlar. Mesela bunlar çok güzel şeyler. Doğru. Halkla sanatı yakınlaştıran, doğru, şeyler. Doğru. Selin Hanım, yazı yazmayı seviyor musunuz? Hiç sevmiyorum. Ama çok güzel yazılarınız var. Ya şimdi bu benim üstüme bir misyon olarak kaldı. Evet. Ben de niye devam ettiriyorum? Aslında biraz ite kaka devam ettiriyorum. İtiraf edeyim burada. Evet. Yazı benim çok çok bayıldığım bir şey değil. Ama işte bazen bir şey yazıyorsunuz. O attığınız tohumdan bir şeylerin yeşerdiğini görüyorsunuz. Mesela yıllar önce ben Atatürk'ü biz nasıl anlayamıyoruz? Çünkü çocuklara biz bunu doğru anlatamıyoruz. Hı hı. Ve ben bunu kendimden örnek vermiştim. Hani demiştim ki 10 Kasımlarda Kasımpatı alıp gidiyoruz. Hani atam atam, sen kalk da ben yatam. Evet. Hani çünkü ilkokul çocuğunu bilince bunu anlayabilecek, hı, bir bilinçte değil. Ben dünyayı gezip gördükçe, farkları gördükçe Atatürk'ün bize ne kadar büyük bir hediye olduğunu anladım. Ama o zaman bizim bunu anlatma yolumuz olmalı. Dedim ki hani çocuklar çok fazla karton film seyrediyor. Çok fazla oyun izliyor. Yani biz bunu o zaman bu şekilde anlatalım. Yani bir kurtuluş savaşını biz bu şekilde anlatabiliriz. Tabii. Yani benim çocukluğumda abim Tom Mix Texas okurdu. Arada ben de okurdum. Biz bu şekilde belki Amerika'nın iç savaşını bir şekilde öğreniyorduk. Tabii.
Yani mesela ben çok isterim hani bunların olmasını diye yazdım. Aşağı yukarı 2 sene sonra falan Mustafa Kemal'le ilgili bir çizgi film yapıldığını öğrendim. Çok hoşuma gitti. Yani benim yazdığımdan da esinlenilmiş olabilir, olmayabilir de. Ama ben hep istiyorum ki ben bu fikirleri söylüyorum. Birileri tutsun, yakalasın tabii. ve yapsın bunu. Doğru. Hani bazen diyorlar ki Selin sen niye bunları paylaşıyorsun? Ya ben her şeyi yapamam. Yani Doğru. ben havaalanına müze kuramam. Hı. Ben havaalanına galeri koyamam. Yani bunlar ama fikir üretebilirsin inşallah. Fikir üretirim. Bir gün, birileri bunu bir yakalar. Bunu geliştirir. Şimdi şu Avrupa'nın en büyük havalimanı yapılıyor. Üçüncü evet. havalimanımız. İnşallah o projenin içinde böyle bir şey Şimdi yapabilirler. Şimdi bakın İstanbul Modern'in de bir uzantısı olabilirdi tabii, orada. Tabii. Yani sanatçıların işlerinin orijinali olmayabilir. İşte onun kopisi satılabilir veyahut da ne bileyim broşürleri satılabilir, katalogları satılabilir. Tabii. Yani bir art shop gibi diyeyim daha doğrusu size. Böyle bir şeyin ben çok düzgün, çok iyi olacağına inanıyorum. Bir sebebim de şu, inanın bir sanatçı bazen bir elçiye bedel. Yani bir mesela İran atıyorum bir şey çıkartıyor, bir modacı çıkartıyor. Bütün herkese o tabii, kültür. Tabii. Bakın bir Meksika yani 3. dünya ülkesi ama bir sanatçısı var. Dünya çapında. Dünya çapında adını hatırlıyorum bu arada. Çok kötü bir şey. Kadın olandan mı bahsediyoruz? Kadın olandan mı bahsediyorsun? Evet, Frida. Frida Kahlo. Frida Kahlo. Bir arada bir isimler gidiyor. Evet. Mesela Frida Kahlo'nun bir filmi yapılıyor. Bir Hı-hı. kitabı yapılıyor. Tabii. Siz Meksika kültürünü öğreniyorsunuz. Ve Meksika'ya gitme arzunuz tabii. gelişiyor. Hı-hı. Türkiye'nin de böyle şeylere ihtiyacı Doğru. var. Yani sırf sanata böyle sanat diye bakmamak Doğru. lazım. Sanatın beslediği başka kollar var. Hı-hı. Başka şeyler var. Peki şarkı söylemeyi seviyor musunuz sevgili Selin Hanım? Ben hiç müziğe kabiliyetim yok zannediyordum. Evet. Ama olmadığını gördük. Sonradan birdenbire içimde bir müzik aşkı oldu. Evet, evet. Şarkı söylemeyi seviyorum. Evet. Tabii ki bu bir hobisel boyutta. Albümlerimin, güzel bir albümümüz bile oldu. Evet, gelirleri hep eğitim evet. projelerine gidiyor. Evet, böyle 2 tane albümüm var harika, hakikaten. Harika. Sonradan sonra şarkı söylemeyi sevdiğimi Yakın anladım. Yakın çekime girmişken ben gene en sevdiğim işlerinizden, kataloğunuzdan bir tanesi. Çok renkli döneminiz. Çok evet. bayılıyorum. Ben bu işlerinizi çok severim. Hepsi birbirinden güzel. O benim, bakın o da benim dünyadaki... Sevgili yönetmenim de eğer yakın çekimi, gerçi bunların görsellerini de dönüyoruz ama... O benim şeyimdir. ben onun size bir şeyini okuyayım mı? Evet. Buyurun. Bu benim dünyadaki... bakın burada bir şiir var. Hı hı. Toprak, hava ve su besleyen, büyüten, yaşatandı. Sonsuzluğa açılan pencereden baktığımda önce onlar vardı. Sonra insanoğlu geldi, dostluğu ve sevgiyi unuttu. Efendisi zannetti kendini dünyanın. Şimdi uzaklarda bir şaman rüzgarların sesini dinliyor. Yok ettiğiniz bir dünyada masum ruhları koruyun diyor. Ben de kızılderili ruhum. Rüzgarın kızıydım bir zamanlar. Mektuplar yollayacağım bulutlarla, fırtınalarla konuşacak, paranın bir işe yaramadığını, herkesin bir olduğunu fısıldayacağım. Ta ki yeryüzündeki son nehir kuruyana, son nefes yok olana kadar ileteceğim evrenin sonsuzluk mesajını. Bu son nehir kuruyana, son nefes yok olana kadar kısmı bir kızılderili sözü aslında. Hı-hı. Bu benim tamamen dünyadaki tabiata yaptığımız evet. hasar ihanetin üzerine mi? Evet. İhanetin üzerine doğayı koruma konseptli Hı-hı. bir sergimdi. Evet. Sonra biraz daha az renkli ama çok güzel birbirinden güzel heykellerin olduğu başka bir sergiye geçtik. Bu da çok çok güzeldir. Peki bir şey sormak istiyorum. Çok çocuksu, figürleriniz böyle çok neşeli, çok böyle canlı. Gerçek hayatta da mutlu musunuz gerçekten? Kendinizi mi ifade yani ediyorsunuz orada? Yani kendimi huzurlu diye tarif edebilirim. Öyle diyeyim. Ama o çocuksu öğelerdeki mutluluk çok güzel bir çocukluk geçirdim. Bunun için aileme çok hakikaten çok teşekkür ediyorum. Evet. İşte doğanın içinde büyümüş bir çocuğum ben. Yani kocaman evet. bir bahçenin içinde meyve ağaçları, işte ağaçlara tırmanarak, çiçeklerle oynayarak. Bakın bütün hayatıma tesir etmiş bir şey bu, biliyor musunuz? Yani biz bu doğayı katlederken evet. sadece hani insanların ruhlarını da katlediyoruz aslında. Tabii.
Yani betona bakan bir insan ne kadar bir şeyden esinlenebilir, ruhuna ne katabilir? Doğru. O bana çok şey katmış bir çocukluk. Hala galiba onun özlemiyle. Doğru. O mutluluk tuvallere yansıyor. O mutluluk tuvallere yansıyor. Biraz geçmişte kaldım galiba. Birçok sosyal sorumluluk projesine destek, katkı veriyorsunuz. Bağışlar yapıyorsunuz. Evet. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Valla işte Türkiye hepimizin. Bana da bazen kızıyorlar. Bunları devlet yapsın diyorlar ama devletin yanında olmak olmamak bunda çok önemli bir şey değil. İnsanın yanında olmak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Devleti beğenirsiniz, beğenmezsiniz. O çok ayrı bir konu. Ama bizim de kendi payımızla yapabileceğimiz şeyler var. Ben de bunu tabii çok önemsiyorum. Eğitimi çok önemsiyorum bir kere. Türkan Saylan benim hocamdı. Çağdaş Yaşam'a da destek veriyorum. Diğer bazı eğitim projelerini de desteklemekten çok büyük keyif alıyorum. Benim hayatta pek çok konuda şansım yaver gitti. Ama herkesin bu kadar şansı yaver gitmeyebilir, bu kadar imkanları olmayabilir. Onların da biraz elinden tutup bu toplumdaki bu enerjiyi biraz yükseltmemiz lazım. Benim de ufak katkılarım oluyorsa ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza şeref verdiniz. Ben bu programın bu kadar zamana sığdıramayacağımızı biliyordum. Ama sizi bir kere daha konuk alma sözünü alıp sizi uğurlayacağız. Ay, konu sizin çok konuklarınız olacaktır. Olsun ama daha çok konuşacağımız, çok soracağım ben sorular vardı. Ben size de, yönetmenimize de bu programı teşekkür yapan bu kanala da çok teşekkür ediyorum. Gençlere öğütlerinizi soramadık, planlarınızdan, projelerinizden bahsedemedik ama maalesef sorumuz da oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İyi günler.